Bismillahirrahmanirrahim. 15. Rica. Haşiye. Nur'un telif zamanı 3 sene evvel bitmiş olmasından bu 15. rica ileride bir nurcu tarafından ihtiyarlar lemasının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı. Bir zaman Emir Dağı'nda ikamete memur ve tek başıma menzilde adeta bir hapsi münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümler ile bana işkence vermelerinden hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruhu canımla Denizli hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. Ve hapis ve kabir bu tarzı hayata müreccahtır diye ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, İnayet-i ilahiye imdada yetişti. Kalemleri teksir makinesi olan Medrese-tü Zehra şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden Nur'un kıymetdar mecmualarından her tanesi bir kalem ile 500 nüsha meydana geldi. Fütuhata başlamaları o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi, hadsiz şükür olsun dedirtti. Bir miktar sonra Risale-i Nur'un gizli düşmanları Fütuhat-ı Nuriye'yi çekemediler. Hükümeti aleyhimize sevk ettiler. Yine hayat bana ağır gelmeye başladı. Birden inayet-i Rabbaniye tecelli etti. En ziyade nurlara muhtaç olan alakadar memurlar, vazifeleri itibariyle müsaade edilen nur risalelerini kemali merak ve dikkatle mütalaa ettiler. Fakat nurlar onların kalplerini kendilerine taraftar eyledi. Tenkit yerinde takdire başlamaları ile nur dershanesi çok genişlendi, maddi zararımızdan 100 derece ziyade menfaat verdi. Sıkıntılı telaşlarımızı hiçe indirdi. Sonra gizli düşman münafıklar, hükümetin nazar dikkatini benim şahsıma çevirdiler. Eski siyasi hayatımı hatırlattırdılar. Hem adliyeyi, hem maarif dairesini, hem zabıtayı, hem dahiliye vekaletini evhamlandırdılar. Partilerin cereyanları ve komünistlerin perdesinde anarşistlerin tahrikatı ile o evham genişlendi. Bizi tazyik ve tevkif ve ellerine geçen risaleleri müsadereye başladılar. Nur şakirtlerinin faaliyetine tevakkuf geldi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar hiç kimsenin inanmayacağı isnatlarda bulundular. Pek acip iftiraları inşaya çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar. Sonra pek adi bahanelerle Zemheri'nin en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek büyük ve gayet soğuk ve 2 gün sobasız bir koğuşta tecrid-i mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangalımda ateş varken zafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi bu vaziyette hem soğuktan bir sıtma hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken inayet-i ilahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. Manen sen hapse Medrese-i Yusufiye namı vermişsin. Hem Denizli'de sıkıntınızdan 1000 derece ziyade hem ferah, hem manevi kar, hem oradaki mahpusların nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde nurların fütuhatı gibi neticeler size şekva yerinde binler şükrettirdi. Her bir saat hapsinizi ve sıkıntınızı 10 saat ibadet hükmüne getirdi. O fani saatleri bakileştirdi. İnşallah bu 3. Medrese-i Yusufiye'deki musibetzedelerin nurlardan istifadeleri ve teselli bulmaları senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip sevinçlere çevirecek ve hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa bilmeyerek sana zulmediyorlar. Onlar hiddete layık değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa onlar pek yakın bir zamanda ölümün idam-ı ebedisiyle kabrin hapsi münferidine girip daimi sıkıntılı azap çekecekler. Sen onların zulmü yüzünden hem sevap hem fani saatlerini bakileştirmeyi, hem manevi lezzetleri, hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi ihlas ile yapmasını kazanıyorsun diye ruhuma ihtar edildi. Ben de bütün kuvvetimle elhamdülillah dedim. İnsaniyet damarıyla o zalimlere acıdım. Ya Rabbi onları ıslah eyle diye dua ettim. Bu yeni hadisede ifademde dahiliye vekaletine yazdığım gibi 10 vecihle kanunsuz olduğu ve kanun namına kanunsuzluk eden o zalimler asıl suçlu onlar olması gibi öyle bahaneleri aradılar, işitenleri güldürecek ve hakperestleri ağlattıracak iftiraları ve uydurmaları ile ehli insafa gösterdiler ki Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ilişmeye kanun ve hak cihetinde imkan bulamıyorlar, divaneliğe sapıyorlar. Ez cümle, bir ay bizi tecessüs eden memurlar bir şey bahane bulamadıklarından bir pusula yazıp ki Said'in hizmetkarı bir dükkandan rakı almış ona götürmüş. O pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp sonra yabani ve sarhoş bir adamı yakalamışlar. Tehditkârane gel bunu imza et demişler. O da demiş tevbeler tevbesi olsun. Bu acip yalanı kim imza edebilir? Onları pusulayı yırtmaya mecbur etmiş. İkinci bir numune, bilmediğim ve şimdi dahi tanımadığım bir zat, atını beni gezdirmek için vermiş. Ben de rahatsızlığım için teneffüs kastı ile ekser günlerde yazda 1-2 saat gezerdim. O at ve araba sahibine 50 liralık kitap vermeye söz vermiştim. Ta kaidem bozulmasın ve minnet altına girmeyeyim. Acaba bu işte hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki o at kimindir diye 50 defa bizlerden hem vali, hem adliyeciler, hem zabıta ve polisler sordular. Güya büyük bir hadise-i siyasiye ve asayişe temas eden bir vakıadır. Hatta bu manasız soruşların kesilmesi için iki zat hamiyeten biri at benimdir, diğeri araba benimdir dedikleri için ikisini de benimle beraber tevkif ettiler. Bu numunelere kıyasen çok çocuk oyuncaklarına seyirci olup gülerek ağladık ve anladık ki Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ilişenler maskara olurlar. O numunelerden latif bir muhavere. Benim tevkif kağıdımda sebep emniyeti ihlal suçu yazdığından ben daha o pusulayı görmeden müdde-i umuma dedim. Seni geçen gece gıybet ettim. Emniyet müdürü hesabına beni konuşturan bir polise eğer 1000 müdde-i umumi ve 1000 emniyet müdürü kadar bu memlekete emniyet-i umumiyeye hizmet etmemiş isem 3 defa Allah beni kahretsin dedim. Sonra bu sırada bu soğukta en ziyade istirahata ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir hengamda garazı ve kastı ihsas eder bir tarzda beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrit ve tevkif ve tazyika sevk edenlere fevkalade ibrar ve kızmak geldi. Bir inayet imdada yetişti. Manen kalbe ihtar edildi ki İnsanların sana ettikleri aynı zulümlerinde aynı adalet olan kader-i ilahinin büyük bir hissesi var. Ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslim ile mukabele lazım. Hikmet ve rahmet-i Rabbaniye'nin dahi büyük bir hissesi var ki bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Hem senin nefsinin bilmediğin kusurları ile onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tevbe ile nefsine bu tokada müstehak oldun demelisin. Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı saf dil ve vehham memurları ifal ile o zulme sevk etmek cihetiyle onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i Nur'un o münafıklara vurduğu dehşetli manevi tokatlar senin intikamını tamamen onlardan almış. O onlara yeter. En son hisse bilfiil vasıta olan resmi memurlardır. Bu hisseye karşı onların nurlara tenkit niyetiyle bakmalarında ister istemez şüphesiz iman cihetinde istifadelerinin hatırı için vel kâzimînel gayza vel âfîne aninnâs düsturu ile onlara affetmek bir ulûv-u cenaplıktır. Ben de bu hakikatlı ihtardan kemal-i ferah ve şükür ile bu yeni medrese-i Yusufiye'de durmaya, hatta aleyhimde olanlara yardım etmek için kendime mucibi ceza zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim gibi 75 yaşında ve alakasız ve dünyada sevdiği dostlarından 70'ten ancak hayatta 5'i kalmış ve onun vazife-i nuriyesini görecek 70.000 nur nüshaları baki kalıp serbest geziyorlar. Ve bir dile bedel binler dil ile hizmet-i imaniyeyi yapacak kardeşleri, varisleri bulunan benim gibi bir adama kabir, bu hapisten 100 derece ziyade hayırlıdır. Ve bu hapis dahi haricinde hürriyetsiz, tahakkümler altındaki serbestiyetten 100 derece daha rahat, daha faydalıdır. Çünkü haricinde tek başıyla 100'er alakadar memurların tahakkümlerini çekmeye mukabil, hapiste 100'er mahpuslarla beraber yalnız müdür ve baş gardiyan gibi 2 zatın maslahata binaen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona mukabil hapiste çok dostlardan kardeşane taltifler, teselliler görür. Hem İslamiyet şefkati ve insaniyet fıtratı bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi hapis zahmetini rahmete çeviriyor diye hapse razı oldum. Bu 3. mahkemeye geldiğim sırada zafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan ayakta durmaya sıkıldığımdan mahkeme kapısının haricinde bir iskemlede oturdum. Birden bir hakim geldi, hiddet etti. Neden ayakta beklemiyor? İhanetkârane dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktım pek çok Müslümanlar kemal-i şefkat ve uhuvvetle merhametkârane bakıp etrafımızda toplanmışlar, dağıtılmıyorlar. Birden 2 hakikat ihtar edildi. Birincisi, benim ve nurların gizli düşmanlarımız benim istemediğim halde hakkımdaki teveccüh-ü âmmeyi kırmak ile nurun fütühatına set çekilir diye bazı saf dil resmi memurları kandırıp şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle ihanetkârane böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inayet-i ilahiye nurların iman hizmetine mukabil bir ikram olarak o bir tek adamın ihanetine bedel bu 100 adama bak. Hizmetinizi takdir ile şefkatkârane acıyarak alakadarane sizi istikbal ve teşhi ediyorlar. Hatta 2. gün ben müstantık dairesinde müdde-i umumun suallerine cevap verirken hükümet avlusunda mahkeme pencerelerine karşı 1000 kadar ahali kemal-i alaka ile toplanıp lisan-ı hal ile bunları sıkmayınız dediklerini vaziyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbime ihtar edildi ki bu ahali bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bakiyeye bir doğru müjde istiyorlar. ve fıtraten arıyorlar ve nur risalelerinde aradıkları bulunuyor diye işitmişler ki, benim ehemmiyetsiz şahsıma, imana bir parça hizmetkarlığım için haddimden çok ziyade iltifat gösteriyorlar. İkinci hakikat, emniyeti ihlal vehmiyle bize ihanet etmek ve teveccüh-ü âmmeyi kırmak kastıyla tehditkârâne aldanmış mahdut adamların bed muamelelerine mukabil, hadsiz ehli hakikatın ve nesli âtinin takdirkârâne alkışlamaları var diye ihtar edildi. Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehşetli çalışmasına karşı Risale-i Nur ve şakirtleri iman-ı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor. Emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan nur talebelerinden bu 20 senede alakadar 3-4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve 3 vilayetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler, nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Asayişi muhafazada bize yardım ediyorlar. İman-ı tahkiki ile nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numunesi Denizli hapishanesidir. Oraya nurlar ve mahpuslar için yazılan meyve risalesi girmesiyle 3-4 ay zarfında 200'den ziyade o mahpuslar öyle fevkalade itaatli, dindarane bir salah-ı hal aldılar ki 3-4 adamı öldüren bir adam tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nafi bir uzuv olmaya başladı. Hatta resmi memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler, nurcular hapiste kalsalar biz kendimizi mahkum ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız. Ta onlardan ders alıp onlar gibi olacağız. Onların dersleriyle kendimizi ıslah edeceğiz. İşte bu mahiyette bulunan nur talebelerini emniyeti ihlal ile ittiham edenler herhalde ve gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik hesabına hükümeti ifal edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı deriz, madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve dünya misafirhanesinde yolcular gayet sürat ve telaşla kafile kafile arkasında toprak arkasına girip kayboluyorlar. Elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehli iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün idam-ı ebedi dar ağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm-ü ebediyetle aldığınız fani zevkler baki ve elim elemlere dönecek. Ma teessüf gizli münafık düşmanlarımız bu dindar milletin 100'er milyon veli makamında olan şehitlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıncıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikat-ı İslamiyete bazen tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir şuağı olan tarikat meşrebini o güneşin aynı gösterip hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp hakikat-ı Kur'aniye'ye ve hakaik-ı imaniyeye tesirli bir surette çalışan nur talebelerine tarikatçı ve siyasi cemiyetçi namını vererek aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz hem onlara hem onları aleyhimizde dinleyenlere Denizli Mahkeme-i Adilesi'nde dediğimiz gibi deriz. 100'er milyon başların feda oldukları bir kutsi hakikata başımız dahi feda olsun dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda olan başlar, zındıkaya teslimi silah etmeyecek ve vazife-i kutsiyesinden vazgeçmeyecekler inşallah. İşte ihtiyarlığımın sergüzeştliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan ve Kur'an'dan imdada yetişen kutsi teselliler ile bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini, gençliğimin en ferahlı 10 senesine değiştirmem. Hususan hapiste farz namazını kılan ve tevbe edenin her bir saati 10 saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi her bir fani gün sevap cihetinde 10 gün baki bir ömrü kazandırmasıyla benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medar-ı şükrandır o manevi ihtardan bildim. Hadsiz şükür Rabbime dedim. İhtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle, ferahla gitse lezzetin zevali elem olmasından hem teessüf hem şükürsüzlükle, gafletle bazı günahları yerinde bırakır, fani olur gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, zevali elem bir manevi lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından, bir cihette baki kalır ve hayırlı meyveleriyle baki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu noktayı nazardan mahpuslardan farzı kılanlar sabır içinde şükür etmelidirler.